beklentinin bir tık altında şu an satışlar. Çok hızlı diyemeyiz, kötü de diyemeyiz. İyi kötü belli bir miktarda satıyoruz. İkinci elde beklenen düşüş açıkçası olmadı. Çünkü indirim yeterli düzeyde değil. İnsanlar daha fazla bekliyordu. ÖTV kesinlikle düşmeli, daha fazla indirilmeli. Kredi oranları düşmeli. Krediler de çok ciddi bir rol oynuyor bu fiyat düşüşlerinde. Canlılık yok, hareketlilik yok. Beklenen seviyenin altında seyrediyor şu an. İnsanlar şu an 100-150 bin bandında araçlara talep gösteriyor daha çok. Lüks araçlar zaten şu an durma safhasında. Çok zayıf yani satışları. Eskiden biz bir aracı 5 ila 10 gün arasında satmayı planlıyorduk. Yani bir 10 gün üzerinde kaldığı zaman araç elimizde bu durum bizi rahatsız ediyordu. Ama şu an 3 ay, 5 ay, 6 ay hatta bazı arkadaşlarımızın elinde 7 aydır bekleyen araçlar var. 8 aydır bekleyen araçlar var. Dediğim gibi yani kredi oranları kesinlikle düşmeli. ÖTV'de ciddi bir indirime gidilmeli. ÖTV indirimi yeteri bir seviyede olmadı. Yani insanların beklediği seviyede gerçekleşmedi maalesef. Zaten piyasada bir araç eksikliği var. Yani bugün Türkiye kalabalık bir ülke. Özellikle İstanbul. Zaten insanlar araç eksiklerini gideremediği için şu an elinde olan insanlar da yani aracını satarken veya yenilerken zararına satmayı göze alamıyor. 200 bin lira olan bir aracını adam kalkıp da şimdi 180 bin liraya ya da 170 bin liraya satmak istemez doğal olarak. Herkes fiyatların yükseleceğini düşünüyor. Yani beklenti de bu yönde açıkçası. Şu an piyasada bir araç stok problemi de var. Yani tezgahlarda işte bugün 20 tane aracı olan bir tezgahta şu an en fazla 10 tane araç var. Fiyatlar yüksek olduğu için şu an galericiler de istediği rakamları araçları alamıyorlar. Tedarikte problem olduğu için de fiyatlarda düşüş olmuyor maalesef. Şu anki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz açıkçası. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi. Çip krizi devam ediyor hala. Sıfır araçlarda da bir problem var. Yani ikinci ele de yansıyor bu ister istemez. Fiyatların düşeceğini zannetmiyoruz. Hala ileriki zamanlarda bir tık daha yükseleceğini de umuyoruz. Zaten herkesin beklentisi de bu yönde.